Efendim ne konuşacağız çok tartışılıyor e, siyaset gündeminde AK Parti kınama cezası verilmesini istedi CHP liderine o hareketi dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun tartışılan el hareketi aslında siyasetin nereye doğru ilerlediğini belki buradan yola çıkarak değerlendirmemiz önemli olacak dil giderek sertleşiyor. Dolayısıyla seçime ilerlenen bir süreçteyiz. Zamanında olursa 2023'e kadar vakit var. Peki bu süreç böyle giderek daha da sert bir hal mi alacak karşılıklı söylemler, ifadeler ya da tavırlar? Bunu biraz değerlendirmeye gayret edeceğiz. Öte yandan Mersin mitingini gördük CHP'nin. Orada kullanılan slogan, Kılıçdaroğlu'nun orada yaptığı konuşma, yine meclis konuşmasında verdiği mesajlar hep konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı benim mi mesajı veriyor attığı bu adımlarla. Yine bunu değerlendireceğiz. Öte yandan CHP anketleri. kurtulsak. Efendim. Kemal Bey aday aday olsa da kurtulsak. Evet yani en azından o Millet İttifakı'nda kim aday olacak tartışması sonlanmış olur dediğiniz gibi. Peki e, öte yandan bir de CHP anketindeki ikinci soru iddiası var. Nasıl bir soru bu? E, bu iddia ne anlama geliyor? Onu da birazdan değerlendireceğiz. Ve çok önemli e, Türkiye'deki e, önemli bir kitle için beklenen ücret belirlemesi asgari ücretten söz ediyoruz 3500-4500 lira arası olabilir mi soru bu bunu yorumlayacağız memur maaşlarına ek zam olacak mı çünkü çalışma bakanlığından mesaj sosyal refah düzenlemesi yapılacak yönündeydi bunu değerlendireceğiz e, TÜİK ile ilgili tartışmalar ve stok, stokçularla mücadele nasıl olacak sorusu da gündemimizde olacak. TÜİK'te Kılıçdaroğlu neden TÜİK'e gitti? Neden böyle bir adım attı? O boyutuyla değerlendireceğiz. Sayın Bayrakçı da bizimle birlikte hemen kendisini stüdyomuza alalım, yerine alalım. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Teşekkür ediyoruz. Siz gelene kadar da biz gündemimizi özetlemiş olduk. Hemen başlayalım. Ben radyodan dinledim. Evet, tamamdır. Kılıçdaroğlu meclisteki bütçe görüşmeleri için söz aldığı sırada Kürsüde bir, bir el hareketi yaptı ve bunun üzerine de gerilim yaşandı. Ak Parti grubu Kemal Kılıçdaroğluna tüzük gereği kınama cezası verilmesini talep etti. Özgür Özel ise vücut dilini kullandığını ifade ediyor. Kılıçdaroğlunun ne düşünüyorsunuz Sayın Cevizoğlu? Biraz aslında acaba siyaset hep konuştuğumuz şey kutuplaşma vesaire ama siyasetçilerin kullandığı değil üslup yansıttıkları açısından neye işaret ediyor bize? Valla Kemal Bey'in vücut dilini kullandığı net, açık, gözüküyor. <laughs> evet. Siz e, açılışı yaparken o hareket diye ifade ettiniz. Yani sonra el hareketi. Bu... Şimdi ekranlarda yasaklandı mı bu hareket yasaklanmadı mı? Önce onu bilelim de ona göre konuşalım. Yani, yani ondan böyle bağımsız olarak, olarak biz kullanmamayı zaten. tercih ettik. Yani şu anda. Evet, yok Rütük açısından. Rütük açısından ben da yapmam. sıkıntılı olabilir tabii. O. Ee, ben CNN'in ana haberlerini ve sonraki haberlerini izledim. Bütün ana haberlerinde. Bu hareket açık ve net olarak meclis, gösteriliyor. Meclis sanki, TV canlı verdi abi. Sanki Var Odası'nda izlemiştiniz abi gibi. Meclis TV canlı verdi abi. Meclis mi? Meclis TV. Verebilir. <laughs> evet. Meclis TV verebilir. Şimdi sen e, ne diyorsun bu işe? Amice. Futbol diliyle nasıl açıklıyorsun bunu? Yani hani açıklayacağım. falan Vallahi açıklayacağım. Şimdi kalan kalan Kemal kalan. Bey de alışık olmadığımız bir hareket değil mi bu? <laughs> Abi sözü bittiği yer <laughs> Hakan Bey. ya, yani ben şimdi biraz farklı bir açıklama yapacağım galiba. Ee, AKP kalan Kemal Bey'in bu hareketini eleştirdi. Hayır <laughs> evet. bir de Ülke Bey diyor ki Melik yapacak bir sürü hareketi. <laughs> şimdi aslında Kemal Bey kendisi de o hareketi yaptıktan sonra kendisi de kala kaldı. Yani önce e, sol eline bakıyor, sonra sağ eliyle o hareketi yapıyor. Şimdi şekilde anlatamadığımıza göre yani evet. anlatırız da Abi bak, ben, a ben çok hızlı o hareketi ya yapacağım şimdi bak. E, Abi gözünü ben, ben iki şeyden dolayı yapacağım yapamam. Neden? Bir baya kendimi zorlamam gerekiyor. İki velev ki bak. yaptım. Affedersin. E, ben. Beni eve biz, almazlar. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. <laughs> konuşulan bir konuyu ekranda konuşamayacak mıyız? Yasal ya da etik açıdan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan bir hareketi ekranda televizyonda yapamayacak mıyız? Herhangi bir açıdan. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin en yüksek demokratik organı, yasama yapma mekanı, değil mi? Yani. Evet. Orada yapılan bir hareket burada niye yapılamasın ki? O kadar mı ayıp? Yani bence evet ben öyle düşünmüyorum. Yani o be, yani mecliste yumruklaşma da mi? gördük biliyorsunuz. Mecliste her hareketi de e, yapamayız. Yani yumruklaşma, tekme atma bunları da görmüşlüğümüz <gülüyor> var. <gülüyor> e, onlar dizi, o, onu yapmayacağız Başak O, o dizi <laughs> melek, e, şey, melek sinirlenirse o bağırıp çağırıp O onun hakkı her zaman yapabiliyor onu. <laughs> yok yok abi. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Benimki sadece meşru müdafaa durumlarında. O Şimdi da. aslında Kemal Bey'den beklemediğimiz bence Kemal Bey'in kendisinin de beklemediği bir hareketti ee, yakışmış ama evet. bak Kemal Bey de böyle bir 72 yaşında galiba yani böyle bir tatlı müziplik var ben AKP'nin dediği gibi efendim yok Krama cezası verelim işte mal bulduk Kemal Bey'i yakaladık sıkıştıralım işte böyle bir şöyle bunlara katılmadığımı bir kere söyleyeyim ee, Kemal Bey kim CHP'li birisi açıklama yaptı. Özgür Özel. Özgür Özel diyor ki sağ elinin sırtına vurmak o suretiyle. ya Şimdi şimdi sağ el bu bak pardon sol el yanlış söylemiş sol elinin sırtı şurası oluyor bak şöyle vuruyorsun. Sağ ama, eliyle sol elinin sırtına Ama bak bu hareketi yapabiliyoruz bu ha, hareketi. Evet öyle yaptı diyor. Kemal Bey böyle yapmadı ama. Yapmadı. Evet. Yapmadı. Özgür Bey'in savunması Özgür Bey öyle. diyor ki elinin sırtına vurmak suretiyle diyor bir ağırlık bindirme şimdi, suretiyle Öyle mi diyor? tabi Yani bu fizik e, kuralı MC kare falan falan Ama eczacı zaten <laughs> fizik biliyor. Evet, şimdi bak. Hani ne diyordum ben? Bir filozofun atasını yaparak ki, bak. Sağ ele sol sol elin üstüne <laughs> vurmak suretiyle yani, yani bir ağırlık zaman... bindirmek suretiyle jest ve mimikleri kullanarak Konuşmasını güçlendirmek suretiyle... Doğru, katılıyorum. Olağanüstü, e oşkarlık bir savunmaydı. Bir politikacı yani, böyle ateşen. durumlardan nasıl çıkar? işte örneğini görüyoruz. Bunda çok eleştirilecek bir durum yok. Şimdi tutuş şeklinize göre, işte kalem örneğini veriyorum her zaman. Tutuş şeklinize göre her şey bir silah olabilir diyor ya filozof, onun gibi. Şimdi bak elini böyle tutup vurduğun zaman, elinin sırtına vurmak suretiyle hareket yapıyor. Fakat elini şöyle yaptığın zaman değişiyor bak. Şekil, mekan... Yapan kişi, e, izleyenler, bulunduğun ortam çok önemli. Bir evet. sözü ya da hareketi anlamlandırmak yani 90 için. 90 derece oynattığın anda başka bir şey dönüyor. Şimdi <laughs> biraz edebiyatını yaparak en sonunda söyleyeceğim güzel bir laf var Kemal Bey'in lehine bir laf. Şimdi biz toplum içindeki ifadelerimizi, e, davranışlarımızı, e, kullandığımız sözcükleri ve kullandığımız dili dil seçerken ne, ne yapmış oluyoruz aslında? toplumsal statümüzü göstermiş oluyoruz. Yani bir şirkette müdürün, genel müdürün konuşmasıyla çalışanın konuşması ve seçtiği sözcükler birbirinden farklı. Mesela eğitimi konuşurken eğitimimizi gösteriyoruz, statümüzü gösteriyoruz. Bizi dinleyen insanların bizden ne beklediğini göstermiş oluyoruz. Yani beklentilere göre konuşmuş oluyoruz. Bir topluluk varsa karşımızda, işte kitap imzasında konferans veriyorsak bir fuarda, Kitabı konuşuyoruz, meclis meclis çatısı altında konuşuyorsak, siyasi konuşuyoruz falan filan. Bir de bu sözlerimizi, ifadelerimizi bütün insanlar hepimiz işaretlerle ve hareketlerle güçlendirmiş oluyoruz. Şimdi Kemal Bey'in yaptığı bu el hareketi de kullandığı ifadeyi güçlendirme hareketi aslında. Bu bütün dünyada kültürel antropolojinin inceleme alanı. Mesela Allah'tan Kemal Kılıçdaroğlu mecliste Haka dansı yapmadı mesela. Haka dansı yapsa bu sefer siz tefe koyacaktınız adamcağızı. Ya Cumhurbaşkanı karşısında geldiler, Haka dansı yaptılar bu ülkede. Devirelim, devirelimlerin devireli devireli karşısında. Evet. İyi hatırlıyorum abi. Şimdi Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da burnunu sürterek selamlaşıyorlar yerliler. Şimdi bu kültürlere, ülkelere göre değişen davranış biçimleri var. Mesela biz diyoruz ki güzel bir şey ifade etmek için şöyle hareket yapıyoruz değil mi? Beden evet. hareketi. Bu çok güzel demek evet. bizde. Harika demek yani aferin canım, şu evet. hareket gibi. Ama bazı ülkelerde bu küfür sayılıyor. Şimdi Kemal Bey'in yaptığı hareket de Türk kültürüne çok uygun bir hareket. Uygun. He? Tabii tabii uygun. Çünkü bak şöyle açık konuşalım. Bu hareketi... Şu anda bizi dinleyen bütün vatandaşlarımız en az bir kere hayatında yapmıştır. Birkaç kere yapmıştır. Günlük yaşamda yapıyoruz bu hareketi. Söylüyoruz öyle değil mi? Kemal Bey de öyle yapmış. Boş bulunarak yaptı. Yani giderek, e, gitmeden önce planlayarak ya ben gideyim bu el hareketini, el hareketi çekmek derler ona sokak diliyle. Bu el hareketini yapayım diye tahammüden gitmedi herhalde. Konuşurken işte coşkuya geldi yaptı. E, sempatik de olmuş Kemal Bey'e. Hatta bakışı var şimdi sol elinin sırtına bakmak suretiyle önce böyle bakıyor bak bakıyor sonra elini şöyle ben üstüne vuruyorum o yan, yandan yapmış hareketi ee, sonra o da bakıyor <gülüyor> <gülüyor> doğru yaptım mı yani, <laughs> yani doğru yaptık mı acaba hareketi diye ee, olabilir böyle bir şey şimdi buna bir, tali, bir talihsizlik gibi oldu siyaseten ama şu kavramla cevap verebiliriz hak edilmemiş bir talihsizlik olarak nitelendirebiliriz bunu. Yani Kemal Bey şimdi bu hareketi yaptı diye aman tefe koyalım mahvoldu buna ceza verelim böyle bir şey olmasın. Yani Kemal Bey'in bugüne kadar yaptıklarının yanında bu ele hareketi bence en masumlarından biri. Yani TÜİK'in kapısına dayanıp da yani böyle mafyatik bir yani kusura bakmasınlar da rahat konuşma özgürlüğümüz varsa bu ülkede konuşalım. Böyle biraz mafyatik havalarda ...devlet dairesinin basma görüntülerinin yanında bu el hareketi ne ki? Yani çok masumane kalıyor. Bir de irade dışı, Geliyorum. bilinç dışı yapılmış bir hareket. Kemal Bey'in tehdit dili de vardı zaten. Hep söylüyoruz. Türk Hava Kurumu Başkanı'nı tehdit etti orman yangınları sırasında. Merkez Bankası Başkanı'nı tehdit etti. Zalim dedi, hain dedi. Sonra her ikisine de ziyarete gitti. Sonra mesela bu tehdit diline o kadar alışmış ki bazı politikacılar... Sağlıkçılarla görüşmüş mesela gidiyorum diyor. E, TÜİK'e giderken de geliyorum şimdi oraya falan. E, sağlıkçılarla Zaten iyi bir şey geliyorum yapacak geliyorum diyor. şimdi oraya. Şimdi bu ifadeler e, hani CHP'nin altı oku var da altı oka sahip çıkmak ayrı ama kullandığınız sözcükleri böyle yayı gerip ok gibi insanlara fırlatmanız farklı. Geliyorum şimdi oraya e, bekleyin beni falan hesap soracağım havası veren kelimelerden uzak durmak gerekiyor. Abi şey, ee, Cüneyt Arkın'ın filminden bir bölüm koymuşlar. Ha, adım neydi? Anksiyetli telefonunu arıyor. Ben Kemal geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> diye. E i̇şte şimdi biz de geliyor gelmekte olan dediği zaman bunu mu kastediyordu diye espriyle bakıyoruz. Yani e, biraz dilimize dikkat etmemiz gerekir ama Kemal Bey'in bu eleştirdiğimiz dil kullanımı diğer politikacılarda yok mu? Hepsinde var daha ağırlarını söylüyorlar. Meclisin içinde de dışarıda da birbirlerine neler söylüyorlar. Peki sadece bizde mi var bu? Yok. Bak birkaç gün evvel İngiltere Başbakanı Fransa Cumhurbaşkanı'na Teneke Napolyon dedi. Ya yani iki devlet başkanı arasında. Teneke Napolyon dedi Fransız Cumhurbaşkanı. O da ona ne dedi? Boş teneke mi dedi? Sarı kafam mı dedi? Bir şey dedi. Naylon dedi. Şimdi... <laughs> <laughs> yani <gülüyor> uluslararası ilişkilerde de böyle şeyler var. Bunları biraz latifi olarak almak görmek gerekir. Ee, içgüdüsel yapılmış bir harekettir. Ülkenin kültürlerine göre farklı hareketler normal karşılanabiliyor. Ha, yapmasa daha iyi miydi? Evet, daha iyiydi ama şimdi bunun üzerinden Kemal Bey'e saldırmanın ve aslında CHP'lilerin de bunu savunmaya durumuna geçmelerini anlamak mümkün değil. Ya yok efendim elinin sırtına vurmak suretiyle falan. Fil. Ya gerek yok ki bunlara. Bak benim gibi açıklama yapın geçin. Hani Müslümanım de geç hikayesi. Ya böyle ya oldu geçti biz o. Şimdi konuşmanın ve bütçeyle ilgili yaptığı ciddi eleştirilerin önüne geçen bir hareket oldu. Bunu herhalde Kemal Bey de istemezdi. Kemal Bey de istemezdi. Ee, bütçeyle ilgili, ekonominin gidişatıyla ilgili eleştirilerinin gündemde olmasını isterdi. Gayrı ihtiyari, bilinç dışı yapılmış bir hareket, hak edilmemiş bir talihsizlik bu kavram önemli. Yani Kemal Bey bence burada çok az sonra başka eleştireceğimiz yönleri var da bu noktada eleştirilmeye hak etmiyor benim açımdan en azından. Peki. Öyle kınama cezasında falan da gerek yok. Gerek bunlar bir başka psikolojik ifadeyle bunlar Gereksiz tutarlılıklar, efendim kınama verelim, çok tutarlı olalım, biz bu hareketleri ve bu sözcükleri kullanmıyoruz, kullananın tepesine çullanalım hareketleri yanlış. Çünkü herkes benzerlerini yapıyor. Türk kültüründe olan bir hareket, ee, orada yapmasa daha iyiydi tamam ama e, gereksiz tutarlılığa da gerek yok, kınamaya da gerek yok, e, geçti gitti unutalım gitsin. Tabii bunu bir talihsizlik olarak yorumladı Sayın Cevizoğlu. Yani istemsizce hak o anki konuşmanın heyecanı... Hak edilmemiş bir talihsizlik. <laughs> hak edilmemiş bir talihsizlik. Sadece talihsizlik değil, Peki. hak edilmemiş bir talihsizlik. Hak edilmemiş bir talihsizlik. Tabii beden dili çok önemli. Beden dili işte böyle durumlarda ne söylediğinizin de çok önüne geçiyor. Bu tartışılan boyutu bu oldu. Yani söylediği üzerinde değil de Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi üzerinde tartışma yürüyor.